Zeb Offset'in tertip ettiği 1972 Türkiye Rally'si kokteyline şeref verdikleri için bütün davetlilere teşekkür ederiz. Tadilatlı ve tadilatsız olmak üzere iki sınıf üzerinden yapılacak müsabakaların yarışçılarına şimdiden başarılar dileriz. Memleketimizin mümtaz müesseselerinin ortaya koydukları kupa ve mükafatlar müsabakalardan sonra kazananlara tevzi edilecektir. Bu yarışı da senin kazanacağından hiçbirimizin şüphesi yok. Önceden belli olmaz. Türkiye'nin en cesur, en hızlı araba kullanan erkeği sizsiniz. Yok canım. Bugüne kadar bir tek yarış bile kaybetmediniz. Ahmet'in yardımlarıyla. Üner sende. Başkalarıyla da yarışa girdim ama kazanamadım. Murat oldum olası iddialı konuşmayı sevmez. Hele bu defaki ralliye fabrikamızın lastikleriyle katılmanız büyük önem taşıyor. Kazandığınız takdirde lastiklerimiz için milyonların üstünde bir reklam olacak. Şüphesiz kazanacak. Şüphesizi. Şimdiden kutlayalım. Kutlayalım. Sabah 6'da kalkabilmek için hemen yatmalısın. Startta bekliyorum seni. Eyvallah şampiyon. Eyvallah yollar kralı. Sen çık uyu, ben misafirlerimizi yolcuyum. Bay bay, şansınız açık olsun. İyi geceler. İyi geceler, teşekkür ederim. İyi geceler. Bu defaki yarışı da kazanacağından hiç şüphem yok. Gerçekten ben de eminim. Eyvallah. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. İyi geceler. İyi geceler. İkisi de son dakikalarını yaşıyor. Oğlum! Ah, birer güneş söndü, birer dağ devrildi. Oğlunuza da Murat kadar içim yanıyor. Bu acının tesellisi yok, ümidi yok. Allah sabır versin. Dayanacak güç versin ikimize de. Ahmet'ten geriye kalan en son hatıra. Oğlum! Canım oğlum! Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum. Öldüğüne hala inanamıyorum. Ben de. Ben de. Tehlikeden zevk alan cesur, sevimli yüzü bütün canlılığıyla karşımda hala. Otomobil kullanmaya delice bir tutkusu vardı. Bu lastik fabrikasını bile o sevgiyle kurmuştu. Her şey o yaşıyormuş gibi devam edecek. Hatırasına hürmet ederek işlerini onun arzuladığı gibi yürüteceğiz. Zamansız ve çirkin belki fakat konuşmaya mecburum. Murat Bey'le kardeş çocuklarıydınız. Hayatta sizden başka hiç kimsesi yoktu. Tek varis kanunen sizsiniz. Murat'tan sonra ne para ne hayat hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Hemen miras davası açacağım. Murat Bey'in bütün servetine siz sahip olacaksınız. Ne isterseniz yapın. Odasına koy bunu da. Yarışı Murat'ın kazandığını kabul ettiler. Onun son hatırası bize. Odasını aynen yaşıyormuş gibi muhafaza edeceğiz. Onu her dakika anacak, matemini tutacağız.
Çok üzgünsün biliyorum. Ben de üzüntüne iştirak etmek, azaltmak istiyorum. Ol. Olanları hiç kimse bilmeyecek. İkimiz de unutacağız. Anlaşmamızın bütün şartlarını yerine getirdim sanıyorum. Tamam mı? Evet Orhan Bey. Kamyonu yüküyle birlikte teslim ettik. Alıp gittiler. Birkaç gün izinlisin. Ben çağırtıncaya kadar. Sağ olun beyim. Kamyonu Pendik'te çimento fabrikasının yakınına bırakacaklar. Ferdun'u bul, yarın alıp oradan Antrepo'ya getirsin. Sen yorulma. Baş üstüne. Gel. Nasıldı iş? Büyük oyun var mıydı? Yoktu. Ama iyi mano toplandı. Bir emrin var mı patron? Yok, gidebilirsin. Sen alırsın. Bağ üstüne. Artistlerin, sazın, müstahdemin haftalıkları verilecek. Hay hay. Kazancım bir ayrılıktır. Bahtiyar olmayı ümit edersen acırım sevgilim sana yazıktır. Acırım arkadaş sana yazıktır. Görünce, seninle beraber olunca içimden eski günlere doğru garip bir rüzgar esiyor. Kaybettiğim, unuttuğum mazimi hatırlamak istiyorum. Başka bir Orhan olmak istiyorum. Hep bu Orhan olarak kal, seni seviyorum. Ben sevmiyorum kendimi. Yaşadığım hayattan kaçmak, kurtulmak istiyorum. İyi bir iş adamısın, namusunla kazanıyorsun. Hiç kimseye bir kötülüğün yok. Neden kaçacaksın? Nesinden kurtulacaksın bu hayatın? Çıldırmaktan korkuyorum. Mazimdeki karanlık bir gün çıldırtacak beni. Ah, bu başımdaki yara izi nedir? Ne zaman, niçin, nerede yaralandım? Ah, bazen korkunç bir patlama duyuyorum. Yakıcı bir alev sarıyor her yanımı sanki. Uykulardan fırlıyorum. Sonra gene sonsuz bir karanlık.
Hayatımın sadece son iki senesini hatırlıyorum. 2 yaşında gibiyim. Ondan önce neredeydim? Nasıl yaşadım? Kimim ben? Orhan adını da ben yakıştırdım kendime. Nüfus kağıdım bile sahte, anlıyor musun? Anlayabiliyor musun? Bir gün hepsini, her şeyi hatırlayacaksın. Hatırlamasan bile hiçbir şey eksilmeyecek hayatından. Değişmeyecek. Hep yanında olacağım. Seni mutlu etmek için yaşayacağım. Mutluluğumuza. İyi günlerimize. Şu kibarlığımı, şu duygulu halimi beni iyi tanıdıklarını zannedenler görmeli. Ne olur görürlerse? Deve koyup çalarlar. Birdenbire cesaretlenirler, kurşun dansı yaptırırlar bana. Anlayamadım. Kurşun dansı mı? Yeni bir ev satın aldım. Görmek ister misin? İstemez miyim? Beğendin değil mi? Çok, çok beğendim. Bahçesi güzel, içi güzel, eşyası güzel. Hep böyle bir evde oturmak istemiştim. Çocuklar bahçede oynayarak güneş altında güzel güzel büyürler. İnsan çocuklarını, annesini, babasını böyle bir evde yaşatırsa nasıl sevinir kim bilir? Annem, babam var mı acaba? Var mıydı? Yaşıyorlar mı? Böyle bir evdeler mi? Sana onları hatırlatmak için söylememiştim. Biliyorum. Neler söylemek istediğini de biliyorum. Seni seviyorum. Burası senin evin artık. İkimizin evi olacak. İnanıyorsun değil mi? Seni canımdan çok seviyorum. Babanla konuş bu akşam. Her şeyi açıkça anlat. Ben de konuşacağım. Seni isteyeceğim. Orhan Bey gibi bir adamın seninle evleneceğini aklım almıyor. Niçin? Çünkü hayatta yapmadığını bırakmamış, para kazanmanın her yolunu... Bu işi şimdiye kadar benden sakladığın için suçlusun. Affet babacığım, çekiniyordum senden. Orhan'dan da emin değildim. Seninle konuşmamı o istedi bugün. Hala da inanmış değilim evleneceğinize. Kendisiyle konuşmadan içim rahat etmeyecek. Rızan olursa evleneceğim Meral'le. Sen istedikten sonra Meral de gönüllü zaten. Benim ne lafım olur? Velakin... Affeyle, sevincimden tutamıyorum kendimi. Meral'i anasız büyüttüm ben, parasız, yara aç büyüttüm. Talihsiz sanıyordum, değilmiş. Sayende hepimizin yüzü gülecekmiş meğer. Sen de çalışmayacaksın artık, o biçim işlere bulaşmayacaksın. Burada kalacak, ben yokken işlerimin başında olacaksın. Gir. Beni emretmişsin patron. Kısa bir yola gideceksin bu gece. Cavit'e teslim edilecek bir parti mal var. Parası peşin alınmıştır. Necati baba burada çalışacak artık. Rıza da bu akşamdan itibaren oyun salonunda vazifeli. Yalnız başına gireceksin. Mal kamyona yüklenmiştir. Ağır kapı fenerinin önünde gece 2'de bekleyecekler seni. Peki, eyvallah. Ha, iş bittikten sonra telefon edersin bana. Eve. Baş üstüne.
Sen vazgeçmeyecek misin bu işlerden? Niçin vazgeçeyim? Birkaç yıl daha para vuracağım. Milyonlarım olacak. Sonra senin hayallerine gelecek sıra. 3-5 balıkçı motoru. Bir dalyan. Akşamları rıhtımda çocuklarım koşuşacak. Biz de seninle çilingir sofrası kuracağız. İnşallah. Sen kimsin? Ferit! Bu suya düştüm. Malı teslim edemeden polisler çevirdi. Kamyon ne oldu? Polisler götürdü. Allah'tan plakasını sökmüştüm. Cavit'in adamları da yakalandı mı? Hayır, onları görmedim bile. Kaçmış olacaklar. Birisi gammazladı. Belki de İlyas köpeği. Telefondan istiyorlar seni. Evet. Yetişin beyim, kasayı sövmüşler, Necati babayı da öldürmüşler. Hemen geliyorum. Nereye? Çekil. Necati'yi öldürmüşler. Kasada ne varsa götürmüşler. Olamaz! Kimse sana karşı böyle bir delilik yapamaz! Seni hastaneye bırakayım. Ecelini arayanları fazla bekletmeyeceğim. İlerideki hastaneye git. Birisiyle kavga ettik, kaçtı. Tanımıyorum dersin. Polis çağıracak olursa kaybol ortadan. Sonra arayacağım seni. Gazino kapandıktan sonra her yeri bir daha dolaştım. Necati baba buradaydı, içki içiyordu. Çok keyifliydi, şarkı bile söylüyordu zavallı. Usulcana çıktım, odama biraz uzanayım dedim. Silah seslerine fırlayıp... Ses ulan! Bu boyalar da amma zor çıkıyor be! Tamam. Bu defalık para ziyanı var. Birkaç yüz bin lirası gitti. Ama yetmez. Daha beter olacak o herif. Ne yapmamı istiyorsun yani ya? Ha? Polisin eline düşmeli. Bundan sonraki ilk işe Orhan da çıkmalı. Malı teslim ederken suçüstü yakalanmalı. Bu kadar uğraşmayız belki. Necati'nin ölümünü de Orhan'ın üstüne yıkarsak asmazlar mı? Kurtulur o domuz. Necati'nin ölümünden dolayı açık vermez. Beni de yakalayamazlar. Hiçbir iz bırakmadım. Merak etme. Sana dert gelmez bu yüzden. Necati baba kim vurduya gitti? Sen de durma buralarda. Beni araman icap ettiği zaman Hıdır'a haber uçurursun. Hadi eyvallah, iyi geceler. İş var bu herifte. İki yüzlü, dönek kahpe. Ekmeğini yediği adama nankörlük ediyor. Bize hiç yaramaz. Orhan'dan sonra sıra buna da gelecek. Maç ağası. İskambil falan da uğurlu sayılmaz. Kendiniz için böyle kötü düşünmeyin. Orhan Bey için çekmiştim bu kartı. 3 gece önce teslim edecekti istediğimiz malı. 600 bin lirayı da peşin ödemiştik. Hiç böyle kereklik etmemişti. Onun için bekledim bugüne kadar. Gidip konuşun. Ya malı ya da paramı versin. Yaşamak istiyorsa... yılan delini çomaklamasın. Ah!
Babanın matemini ömrümün sonuna kadar tutacağım. Katilini bulup intikamını almak için yaşayacağım bundan sonra. Müşteri uyuması için, ruhunun huzur bulması için hemen evleneceğiz. İlk erkek çocuğuma onun adını vereceğim. Namuslu adamdı babam. Kendi halinde fakir bir adamdı. Kimsenin ekmeğiyle oynamaz, kötülüklere karışmazdı. Düşmanı yoktu, olamazdı. Niçin öldürdüler, niçin? Elbet öğreneceğim. Aramızda bir hain var. Onu da bulacağım. İşler yolunda. Bir parti mal geliyormuş İlyas'a. Bu gece ödeşeceğiz. Nereden geliyormuş? Ne zaman? Sabaha karşı. Kamyonun geçeceği yolu da öğrendim. Ne yapacağız? Yolu keseceğiz. İlyas'tan önce biz alıp götüreceğiz kamyonu. Hemen gidelim öyleyse. Vaktimiz var. İkiniz baş edemezsiniz belki. Ben de sizlerle geleceğim. 2 saat sonra benzincinin önünde bekleyin beni. Onlar haber aldığına göre bizim aramızda da Orhan'a köpeklik eden var demek. Biz onu pusulamak isterken o üstümüze geliyor. Orhan, bu defa sağlama yaktım seni. Verdiğin haberi milyon saysam ödeyemem. Sağ olasın, her zaman emrindeyim. O kademsiz ana yolda bekleyecek kamyonu. Kamyonsa aşağıdaki toprak yoldan geçip gidecek. Orhan hayvanı da avucunu yalayacak. Ben de ana yolda Orhan'ı bastırıp ver yansın edeceğim. Sen de onun yanındasın o sıra. Yanındayım. Bir yandan da sen kurşunlayacaksın. Baş üstüne. O rıza köpeğini de. Deli misin, bırakır mıyım hiç? Hey! Bu ara gelme artık. Telefonlaşırız. Peki, eyvallah. Orhan'ın işi bittikten sonra 2 mermi de bu Ferid'in alnında yakacağız. Abicim asfalttan. Ya İlyas kuşkulu adamdır. Beni yanıltmak için kamyonu belki de ormanın içindeki dar yoldan geçirir. Zannetmem. Hele bu saatte iyice tehlikelidir bu yol. Bu yolu kollayalım önce. Sonra gene asfalta çıkarız. Vakit kaybedeceğiz. Biz dönünceye kadar kamyonu uçururlar abicim. Patron her şeyi bizden daha iyi bilir. Fena şişireceğiz İlyas'ı. Perişan olacak o yılan. Canını kurtarır. Boş yere gebermeyin, teslim olun dedim. Arabayı geriye çek, yolu aç.
Geber iki yüzlü kahpedinli! İlyas Reis'e haber verelim. Orhan pusuladı bizi. Ben zor kurtuldum. Ya kamyon, ya mallar? Orhan götürdü. Ferit gammazlamış bizi. Sağ bırakmadım o kahpe çocuğunu. Merak etme. Orhan'ın leşini köpeklere parçalatmazsam namerdim. İlyas uzaklarda arayacaktır bizi. Ya da ardiyemize gidecektir. Burada mı gizleyeceğiz kamyonu? Hı, sandıkları içeriye taşıyacağız. Kamyonu da şehrin uzak bir yerinde terk edeceğiz. Mallar ne olacak? Cavit'e borçluyum. Haber göndereceğim, gelip alacak buradan malları. Elleri yukarı! Dümen yapmaya kalkışmayın, kıpırdayanı vururum. İn aşağı! Yoksa kuş gibi düşersin. Havucumda sinek gibisin. Kanatlarını koparacağım önce. Sonra da başını ezeceğim. Polis basıldık. Orhanlar sade bizimle beraberdi. Kamyonun orada baygın yatmaktalar. Orhan nerede? Nereye kaçtı? Hayrola, ne bu haliniz? Kavga mı ettiniz, yoksa kaza mı? Bilmiyorum. Neredeyiz? Neresi burası? Büyükdere Kilyos yolu. Ne işim varmış buralarda? Rica etsem Erenköy'e götürür müsünüz beni? Tabii tabii, atla! Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beyefendi. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sami. Murat Bey, sizsiniz. Allah'ım, inanılacak gibi değil. İnanılmayacak ne var? Nedir bu halin? Banyoyu doldur hemen. Sonra da kahvaltı hazırla. Nedir bu halin? Hortlak görmüş gibisin. Konuşsana. İki sene önce çıkmıştınız buradan, şimdi dönüyorsunuz. İki sene mi? Evet, hatırlamıyor musunuz? Bilmem. Başımda bir ağırlık, garip bir duman var ama canımın acısından olacak. Demek ki iki senedir ortada yoktum. Hepimiz perişan olduk. Ümidimizi kesip mateminizi tuttuk. Neredeydiniz? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum Sami. Hafızamı kaybetmiş olacağım.
Niçin kan içindesiniz? Bilmiyorum. Onu da hatırlamıyorum. Kenan Bey'in emriyle odanızı olduğu gibi muhafaza ettik. Temizlerken, kupalarınızın tozunu alırken pek fena olurdum. Ne kupaları bunlar? Otomobil yarışlarında kazanmıştınız hepsini, hatırlamıyor musunuz? Son sabahta yarışa uğurlamıştık sizi. Kenan Bey ile Selma Hanım kazadan sonra sizin için günlerce ağladılar. Ne kazası? Kaza mı geçirdim ben? Evet, yarışın sonuna doğru arabanız infilak etmiş, yanmış, paramparça olmuş. Sizin de parçanızı bile bulamamışlar. Kenan uyuyor mu? Avrupa'da bir haftadır. Yeni bir fabrika daha kuracakmış, anlaşma yapmaya gitti. Sağ salim dönüşünüze Selma Hanım da bizler kadar sevinecek. Ayrılmamış mıydım Selma'dan? Nişandan vazgeçmemiş miydim? Gene de sık sık gelip sizi sordum. Kenan Bey'le konuştuk kaç defa. Murat! Sağ olduğuna hala inanamıyorum. Murat'ım, sevgilim, sana kavuştum nihayet. Allah'ım, bir rüyada gibiyim. Neredeydin 2 yıldır? Bilmiyorum. Aradan 2 yıl geçtiğini de bu sabah Sami'den öğrendim. Son geceyi de hayal meyal hatırlıyorum. Fabrika müdürü, avukat Ekrem, Ahmet ve Kenan'la beraberdim. Buradaydık. Nelerden bahsettiğimizi bile bilmiyorum. Sonra da bu sabah bir kamyonun yanında geldim kendime. Başımda kanlı bir yara vardı. Niçin? 2 yıl nerede yaşadım? Nasıl yaşadım? Düşünme bunları. Dinle. Kendine gel. Sonra en iyi doktorlara gideriz beraberce. Bir gün her şeyi hatırlayacağından eminim. Döneceğinden de emindim. Ölmediğine inanıyordum. Boş bir ümitle yaşadığım için alay ettiler benimle. Bekledim ben, seni bekledim. Allah dualarımı kabul etti. Döndün işte. Bir otomobil kazasına uğramışım. Arada bir uykularımda patlayan o infilak sesinin ne olduğunu anlıyorum şimdi. Başımdaki yara izi de o kazadan arta kalmış olmalı. Ne kazayı ne de sonraki 2 yılımı hatırlıyorum. Ama senden ayrıldığım... Evlenmeyeceğimizi söylediğim şimdiki gibi aklımda. Asıl bunu unutmanı isterdim. Ayrılmıştık. Üstelik ölmüştüm ben. Buna rağmen bekleyişin beni gerçekten duygulandırdı. Ölünceye kadar senin hatıranla yaşamaya yeminliydim. Sen çıkarıp atmıştın ama ben nişan yüzüğümüzü bile çıkarmadım. Beş uzun gün bitti bugün. Yok Orhan. Kayboldu. Aramadı. Aramayacak da. Bu kadarcık kısa zamanda ümitsizliğe düşülmez. Önemli bir iş çıkmıştır belki. İstanbul'da bile değildir. Bir haber de mi gönderemezdi? Gönderebilecek olsa ihmal etmezdi seni. Aramadığı yalnızca sen de değilsin. Hiç kimseyi aramamış. Hiçbir yerde yok. Evinde, gazinoda... Adamları bile nerede olduğunu bilmiyorlar. Ben başkaları gibi değildim Orhan için. Yiyecektik. Meğer yalan söylemiş bana. Sevmiyormuş hiç. Hiç sevmemiş. Ayrılmanız belki de daha hayırlı oldu senin için. Gücenme. Sen dengi değildin o adamın. Çok zengin. Tecrübeli. Kadınların arasında yaşamaya alışmış. Öyle bir kurttan kurtulduğuna sevinmelisin. Ayrılamam Orhan'dan. Ayrılamam. Öldürürüm kendimi. Niçin ayrılamazsın? Niçin ölürsün? Ne bu halin? Bu kadar perişan olacak ne var? Konuş, hadi anlat bana. Karnımda çocuğunu taşıyorum Orhan'ın. Orhan'ın sağ koluydu Ferit. Parayla satın almıştım. Her bir şeyi bana söylerdi. Meğer benim işlerimi de Orhan'a ispiyonlarmış. Son sabah vurdular Ferit'i. Bıdır öldürdü.
Orhan nereye kaçtı? Şimdi nerede olabilir? Bilemem. Kulübü, kumarhanesi, bir sürü de adamı vardı. Onlar bileceklerdir mutlaka. Hiç kimse bilmese Rıza bilir. Bilmiyor. Söylediği yerlere baktık, yok. Gizli bir yuvası olmalı Orhan'ın. Ortak işler yapıyordunuz. Senin de bilmen lazım. Ortağım değil, can düşmanım da o benim. Sevgilisi var mıydı? Demirbaş'tan hoşlanmazdı. Her gece birisiyle gönül eğlendirirdi. Onlardan birinin evinde sipere girmiştir Orhan. Tetiktedir. Ortalık durulsun diye beklemektedir o yılan. Kaçıp kaybolmakla kurtulamaz elimden. Kurtulamaz tabii. Cahillik ediyor bu çocuk. Cezasını arttırıyor. Gördüğüm an hem 600 bin alacağım hem de ciğerlerini kusturacağım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Sen sağsan Ahmet'im de yaşıyor demektir. Bir de oğluma kavuşsam, sarılıp ağlasam, çıldırsam sevincimden. Neredeydiniz bunca zaman? Hiç mi düşünmediniz, hiç mi acımadınız bize? İkiniz için de aynı ağladım. Ahmet'e her gidişimde senin mezarına da çiçek koydum. Senin için de dua ettim. Feleğin zulmü bir banaymış demek. Ahmet'im dünyasına doymadan, hiç yaşamadan toprak olacakmış meğer. Bundan sonra ben oğlunum senin. Ahmet'in yerini dolduramam ama seni onun kadar seveceğim. Yüzünü güldürmek için elimden geleni yapacağım. Sevgimizi aşkımızın üstünde sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünde yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünde yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti. Orhan Bey geldi mi? Dönmedi hala. Burası satıldı zaten. Polisler de senin gibi her gün soruyorlar. Niçin arıyorsun patronu? Mutlaka görmem, konuşmam lazım. Bir haber mi vereceksin kendisine? Niçin soruyorsunuz? Ne diyeceksen bana söyle. Ben patrona iletirim, cevabını da getiririm. Yerini biliyor musunuz? Nerede? Söyleyemem. Niçin ortaya çıkmıyor? Niçin gizleniyor? Niçin bir haber göndermiyor bana? Sus, bağırma. Bir dert var patronun başında. Bu ara kaybolması lazım. Görmeliyim onu, konuşmalıyım. Ne olur gidelim. Canıma okur benim. Yarını kimse bilmeyecek. Tembihi var. Beni görünce çok sevinecek. İnanın bana. Yalvarırım, Orhan'a götürün beni. Kaçtır gelip gidiyorsun. Acıdım haline. Bana kızacak, bozulacak ama... Korkmayın. Ufacık bir kötülük bile gelmeyecek size. Peki, gelin. Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti. Burası mı? Evet. Niye ışık yok pencerelerde? Evde kimse yokmuş gibi dümen yapıyoruz. Gel. Bir hanım arıyor seni. Çok ısrar etti, yalvardı, dayanamadım patron. Buyur. Nerede Orhan? Kim bilir hangi cehennemde? Yaklaşma! Bırak! Bırak beni! Bağır istersen! Ağla! O herif kadın dövmüyor! Bırak dedim! Bırak! Senin gibi yavruları hep Orhan mı yiyecek lan? Bırak!
olduğunuz için, tekrar aramıza dönmüş olduğunuz için yürekten sevinmekteyiz. Teşekkür ederim. Kenan Bey de bizler kadar üzüldü. Sağ olduğunuzu bir an önce öğrenmeli. Haber vermeliyiz. Telefonla konuştuk. Bugün dönecek Londra'dan. Şu anda fabrika üzerinde hiçbir hakkınız yok. Fakat mühim değil. Hepimiz emrinizdeyiz. Haklarım, yetkilerim niçin alındı? Resmi yollardan aradık sizi. Gazetelere çağrı ilanları da verdik. Kanunu süre içerisinde sizden haber alamayınca öldüğünüz resmen tasdik olundu. Fabrika, köşkünüz, bankalardaki bütün mevduatınız miras yoluyla Kenan Bey'e intikal etti. Şimdi usulen dava açacağız, servetinizi tekrar size iade edeceğiz. Çok sürer mi? Hayır, bir celsede biter. Kenan! Murat! Çok şükür. Sağ ol. Telefonda sesini duyduğumdan beri çılgın gibiyim. Sevinçten ne yaptığımı bilemiyorum. Pardon. Efendim? Sevgilim, annemle babam seni görmek için sabırsızlanıyorlar. Bu gece pokere bekliyoruz. Kenan da şimdi döndü. Biraz konuşalım, gelirim herhalde. Baban iflastan kurtuldu. Sordu mu sana verdiğim 400 bin lirayı nereden bulduğunu? Murad'ın verdiğini sanıyor. Sus payı derler buna. Murad'ı öldürmek için yardımına karşılık aldın o parayı benden. Sen 15 milyon vurdun bu ölümle. Bana verdiğin paranın lafı bile olmaz. Ben Murad'a her şeyi anlatmaya hazırım. Bütün servetini zaten geri alıyor. Sen ne olursun? Murad kendisini öldürmeye kalkmış bir kızla evlenir mi? Şimdi de sen mi sus payı istiyorsun? İyi ki anladın. İki sene bekledin de nişan yüzüğünü bile çıkartmadın ha. Murat gerçeği öğrenince ne yapacak acaba? Verdiğim parayı bir misli fazlasıyla ödeyeceğim. Bekle, evleneyim Murat'la. Şimdi oldu. Nikahtan sonra açılacağım. Babam için isteyeceğim. Birkaç ay içinde bütün borcumu ödeyeceğim sana. İstersen ödeme. Ne oldu? Kaç sene verdiler? Bir sene, iki ay. Gördün mü? Dememiş miydim sana? Suçsuzsun. Nefsini müdafaa için öldürmüşsün. Bunu ispat ettin mi beraat bile verirler. Açık, 100 lira. Peki. Evet. Evet. Kaç kart? Tek kart. 3. Çift. 3. Yeter be! Oyunun başından beri hile yapıyorsun, kağıt çalıyorsun! Çek ulan elini! İnsan utanır biraz! Hırsız herif! Ulan hırt, bana avlamak var mı? Sizleri yaşatır mıyım ulan? Bırak kendine gel! Hepinizi süreceğim bu şehirden! Diz çekin ulan! Ayağımı öpün hepiniz! Korkunç bir şeydi. Nasıl bu kadar vahşi, bu kadar gaddar olabilirsin? Öldürecektin adamları. Hile yaptım. Yakalanınca da çıldırdım. Ah, ben nasıl hile yaparım? Nasıl küfrederim? Nasıl öldürür gibi döverim? Raconu bozdun ne demek? Adam öldürmek, insanları bu şehirden sürmeye kalkışmak ne demek? Ben nereden öğrendim bütün bunları? 2 yıl nerede kimlerin içinde yaşadım? Zamanla anlayacağız, öğreneceğiz. Milyonerim. Sonra da 5 kuruş fazla kazanmak için kağıt çalıyorum, öldürmeye kalkışıyorum. Üzülmeyin, büyütmeyin bu kadar. İçimde sanki başka bir adam var, başka bir hayat. Korkuyorum kendimden. Evime döneli aylar oldu, gittikçe daha yalnız, daha mustaribim. İyileşmek, kendime gelmek, kendimi bulmak istiyorum. Mazimdeki karanlık peşimden ayrılmıyor. Hatırlamak, kurtulmak, yaşamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. İsmi de Uğur olsun. Adı Orhan olacak.
verdi sanki. Binlerce ağız birden bağırıyor gibiydi. Yarışçıydınız. Bir yarışın başlangıcını veya sonunu hatırlamış olabilirsiniz. Oh, iyileşmeyecek bir hastayım ben. Hasta sayabilirim size ama hatırlayamadığınız iki seneyi hiç yaşamamış gibi bugünkü hayatınıza devam edebilirsiniz. Tek başıma belki. Fakat bir başkasının sorumluluğunu da yükleniyorum. Evleniyorum. En doğru, en faydalı işi yapıyorsunuz. Rahat, huzurlu bir yuva, müşfik bir kadın en iyi ilaç olacak size. Sevmiyorum evleneceğim kızı. Bir borç öder gibi evleniyorum. Ağlamayacaksın. En sevinçli günümüz bugün. Orhan'ı beraber büyüteceğiz. Babasını da bulacağız bir gün. Hesap soracağız. Çok sıcak dışarısı. Sana daha fazla yük olmak istemiyorum. Orhan'a bakacak bir kadın bulalım, ben de çalışacağım. Milyoner babası bakacakmış Orhan'a. Fabrikatör olmuş, adını da değiştirmiş. Yarın evleniyormuş namussuz herif. Genç fabrikatörlerimizden Murat Doruk, ithalatçı Naci Saran'ın cici kızı Selma ile hayatını birleştiriyor. Mutlu çift Eren köyündeki köşkte nikahlandıktan sonra balayı için Avrupa'ya uçacak. İstanbul Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak bu genç çiftin nikahını kıymak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Murat Doruk, Selma Saran'ı kendi arzu ve rızanızla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hayır! Hayır, evlenemez! Çocuğumun babası, beni yalanlarla aldatıp kaçan saz sahibi Orhan! Hala inanamıyorum, bu kadar iğrenç, bu kadar iki yüzlü aşağılık olamazsın sen! Suçum, seni sevmek, sana inanmak mıydı? Ne istedin benden? Atın dışarı, defol! Bu günahsızla beni mahvederek mi mesut olacaksın? Kes artık sesini! Lanet olsun! Defol! Allah seni bizlerden beter edecek! Dur, gitme! Bırakmayın, kim olduğunu öğrenin! Evlenmiş Orhan. Fabrika açmış bizden götürdüğü paralarla. İsmini de Murat'a çevirmiş. Yazık ki yüzünü değiştirememiş. Gidip bulun, gebertinceye kadar dövün. Racon bozmak ne demekmiş, herkese ibret olsun. Sonra da bana getirin. Borcunu faiziyle alacağım köpekten. Şöyle buyurun Orhan Bey. Orhan Bey mi? Nereye gideceğiz? Patron cehenneme dedi. Bu defa kaçamayacaksın elimizden. Efendi gibi bin bakalım. Patrona gidelim önce. Cehennemden dönüşte. Öyle emretti zaten. 600 bini faiziyle ödeyeceksin. Çok para. Patrondan alırken iyi miydi? Şimdi 1 milyona elinden kurtulursan Allah'a dua et. Hangi bankayla iş yapıyorsan oraya gidelim. Parayı çekerken de yanında olacağız. Dümen yapıp tüymeye kalkışırsan leşin gider patrona. Malı teslim etmeden kaçar mısın? Bizi maymun gibi oynatır mısın? Önce bunun hesabını vereceksin. Öyle hınçlıyım ki şurada vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Kes sesini ölen! Hayvanlar! Bana posta koymak size mi kaldı? Çek patronun evine! Anlamadım.
Köpeksiniz ulan, uşaksınız. Biz iki patron vuruşuruz, barışırız. Sizin ne zamandan beri bitiniz kanlandı? Bir de dikleniyorsun ha! Puh, dur olduğun yerde! Bizim kulun kölen olayım. Kimim ben? Orhan abimizsin, kralımızsın. Sizlerle alışverişim neydi? Alay etme, benimle oynama abicim. Saz salonun var mıydı? Hem salonun, hem kumarhanen. Ayrıca bizim patronla da kaçak işler yapıyordun. Niçin sorduğunu anlamadım ya. İnanmıyorsan Rıza'ya da sor abicim. Rıza kim? En iyi adamın. Nerede bulurum Rıza'yı? Hapishanede ya. O zamandan beri içerideyim ben. Polis de seni arıyordur. Buraya gelmemeliydin. Çok sevindim patron. Bir gün ortaya çıkacağını biliyordum. Tahliyeden sonra gene emrindeyim. Saz salonum neredeydi? Asmalı mescitte. Çağlayan saz. Sahiden unuttun mu her şeyi? Vah vah. Esmer, uzun saçlı bir kızla takıntın var mıydı? Sendeki kadın kız bolluğunun hesabını kim tutabilir ki? Evlenecekmişim o kızla. Aldatıp terk etmişim. Necati babanın kızı Meral olacak. Resmen istemişsin Necati babadan. Sevincinden yanına varılmıyordu son gece. Necati? Bizdendi. Şoföründü. Öldürdüler. Nerede bulurum Meral'i? Kumarhaneye bakan Celal vardı. Senden sonra kızcağıza keleklik etmeye kalkmış diye duyduk. Meral de vurmuş Celal'i, hapislere düşmüş. Kucağında çocuğuyla geldi bana. Öyleyse çıkmış olacak. Aynı semtte yakın bir arkadaşı vardı. Ha, Ayşe, ona git istersen. Nerede bulabilirim? Benim çocuğum. Şüpheniz mi var? Geldin. Sana her şeyi anlatmaya. Bırak Orhan'ı, ona elin değemez senin. Meral. Sesinin titremesine, ağlamaklı suratına inandıramazsın beni. Başıma gelenleri öğrenince beni affedeceksin. Mutlaka bir yalan daha bulmuşsundur dünden beri. Çık, evine, karına git. Aylardır hiçbir şey hatırlamıyorum. Ömrümün son iki senesini, yaşadığım lekeli hayatı, seni yeni yeni öğreniyorum. Gene mi aynı yalan? O zaman da eski hayatını hatırlamıyordum. Bunalıyor, bağırıyor, ağlıyordun. İnanıyordum sana. Acıyordum. Şimdi de hep bizleri hatırlamak işine gelmiyor. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Daha önceki halimi de senden duyuyorum şimdi. Aylardır kabuslar içindeyim. Doktorlardayım, tedavideyim. Yeter! Bu kadar zulmetmeye hakkın yok. Seni sevmiş, çocuğunun annesi olmuş bir kadına yeter çektirdikleri. Senin yüzünden elini kana buladı Meral. Çocuğunu hapislerde doğurdu. Acı çekecek gücü kalmadı artık. Meral, Meral aç kapıyı, beni dinle. Senden daha çok acı çekiyorum. Mazimi öğrendikçe kahroluyorum. Hiçbir şey hatırlamadığıma, masum olduğuma inandıracağım seni.
Sana namussuzluk etmedim. Korkunç bir kader ayırdı bizi, inan bana. O kaderi yeneceğim. Doğru söylediğimi ispat edeceğim. Yeniden kavuşacağız. Senden de, oğlumdan da ayrılmayacağım bir daha. Konuşmalıyız. Biliyorsunuz evliyim Murat'la. Orhan'la isim önemli değil. Önemli olan evim, yuvam, mutluluğum. Düğünüme bir korkunç felaket gibi geldiniz. En sevinçli anımda harap ettiniz beni. Ya Meral'in acısı ne olacak? Onun felaketinin, çektiklerinin, çekeceklerinin hiç mi önemi yok? Sizden önce de benimdi Murat. Nişanlıydık. Evleneceğimiz sırada ortadan kayboldu. 2 yıl gözyaşı döktüm. Istırap çektim. Siz de kadınsınız, anlayın beni. Murat'ı kaybetmek istemiyorum. Bu uğurda her şeyi yapmaya hazırım. O zaman Murat mıydı adı? Evet. Fabrikası mı vardı? Erenköy'de mi oturuyordu? Evet. O 2 sene içinde ne yaptığını hatırlamıyorum. Sizi unutmuş bile. Siz de onu unutun. Aramıza girmeyin. Ben de elimden geldiği kadar yardım edeceğim size. Buyurun, 100.000 lira. Lüks bir yere taşınırsınız. Çocuğunuz da varlık içinde büyür. Yıkılmış, bitmiş, sönmüş hayatım o kadar etmez hanımefendi. Ne olur beni yanlış anlamayın. Orhan'ı hala seviyorum. Siz de sevmiş olsaydınız, aşkın parayla satın alınamayacağını bilirdiniz. Çıkın evimden. Paranız da, kocanız da sizin olsun. Seni uğurlamaya geldik. Bu defa sağlama yolcusun Orhan. Yaşamak için borcumdan fazlasını ödemeye hazırım. Bir daha kim inanır sana? Ben tekmeyi, yumruğu pek sevmem.
Daha medeni usullerim vardır. Can kurtaran göndereceğim Cavit. Kurtulacaksınız. Hiçbiriniz kurtulamayacak. İki çete reisi birbirini vurmuş, öldürmüş olacak. Polis de hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ben ölünce bütün servetim sana kalacak. Bundan önceki gibi. Bu defa dirilemeyeceksin. Milyonlarını tekrar elimden alamayacaksın. Amca oğlu, kardeş çocuğu Kenan. Soyguncu, kaçakçı, kumarcı Orhan. Hayatta hiçbir şeye şaşmamalı. Beni daha önce de öldürmek isteyen sensin. Ahmet'in de katilisin. Biraz da Selma. Hayli yardım etti bana, çok paramı aldı. Ateş etmene lüzum yok. Yüreğimden vurdun beni. Öldürdün. Bütün paramı sana vereceğim. Meral'le oğlumu alıp uzaklara gideceğim. İnsanları yeniden sevmeye çalışacağım. Sağ kalırsan yaşatmazsın beni. Söylediklerine inanacak kadar budala değilim. Thank you.
beni affetmeyeceğini biliyorum. Olursa olsun, kaç yıl olursa olsun bekleyeceğiz seni.